Bir insanın her zaman temiz olması gerekir. Dinimizde Müslümanın temiz olmasına dikkat çekmiştir. Koltuk altı ve etek altı kıllar da bunlardan biri. Koltuk ve kasık kıllarını her hafta tıraş ederek temizlemek sünnettir. Vücudumuzda farklı yerlerde epey çok kıl var. Ancak eminim rahatsız edici olanlar bu bölgelerdir. Örneğin erkeklerin kaş aldırmaları cemal niyetiyle yani düzenli görünmek niyetiyle caiz. Süs için, ziynet için olursa caiz olmaz. Kadınların kaşlarını almaları, inceltmeleri caiz değildir. Alın, yanak, çene ve bıyık bölgesindeki kıllar ile iki kaş arasındaki kılları almaları caizdir. Erkeklerin de bacaklarındaki, göğüs veya sırtlarındaki kılları ihtiyatsız almaları caiz olmaz. Etek altı tıraşı bütün peygamberlerin fıtri sünnetlerindendir. Aynı durum peygamberlerin ümmeti için de geçerlidir. Ebu Hüreyre'den rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. 5 şey fıtrattandır. Sünnet olmak, etek altını tıraş etmek, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek ve koltuk altı kıllarını almak. Dolayısıyla etek altını tıraş etmek Allah-u Teala'nın insan fıtratına yerleştirmiş olduğu bir şey olup aynı zamanda da bütün peygamberlerin sünnetidir. Bundan dolayı etek altı tıraşı müstehap olup terk edilmesi insan için güzel bir durum değildir. Etek altı tıraşının herhangi bir kesiciyle yapılmasında sakınca yoktur. Çünkü etek altı tıraşından maksat o kılları izale etmektir. Hazreti Ali şöyle buyurur. Perşembe günü Peygamber Efendimiz tırnaklarını keserken gördüm. Bana şöyle buyurdu. Ey Ali, perşembe günü tırnaklarını kes. Koltuk altı ve etek altı kıllarını al. Cuma günü ise gusül al. Koku sürün ve temiz elbiselerini giy. Temizliğin bu şekilde yapılması Efendimizin sünnetlerindendir. Müslümanlar olarak da bizlerin bu şekilde Efendimiz'e tabi olmamız gerekir. Sünnet olmak hariç diğer işlevleri haftada bir yapmak sünnettir. Hazreti Peygamber'in bu işlevleri cuma veya perşembe günü yaptığına dair rivayetler vardır. Bunları 40 günden fazla yerine getirmemek bütün mezheplere göre mekruhtur. Hanefilere göre bu gecikme tahrimen mekruhtur. İslami kaynaklara göre bu temizleme işi kişilerin kolayına geldiği şekilde kılları yolarak, kils taşı, kılları söken bir ilaçla veya tıraş ederek yapılabilir. Demek ki dübürü tıraş etmekten dolayı herhangi bir günah söz konusu değildir. Ancak dübürün etrafındaki kılları almanın da bir günahı yoktur. Her hafta etek tıraşı olmak, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını temizlemek, tırnakları kesmek sünnettir. Şayet başındaki saçını da tıraş etmeyi adet edinmişse, onu da haftada bir tıraş etmesi sünnettir. Ayrıca normal saç tıraşının zamanı saçın dağınık, çirkin bir şekil almasına meydan vermeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Çünkü Efendimiz başında saçı olan ona ikramda bulunsun, düzgün tutsun, bakımını temizliğini yapsın buyurmuştur. Saçın bir kısmını kökten tıraş etmek, bir kısmını bırakmak mekruhtur. Bu Efendimizin uygulamasına aykırıdır. Kasıklar en geç 40 gün içerisinde mutlaka tıraş edilmesi gerekir. Koltuk altlarını yolmak sünnet olmakla beraber tıraş etmekte de bir sakınca yoktur. Tıraş edilen, yolunan ve kesilen kılları gömmek menduptur. Hela ve hamama atmak ise günah değilse de uygun görülmemiştir. Bir bez veya tuvalet kağıdı gibi bir şeye sarılarak gömülebilir veya çöpe atılabilir. Bu temizlik bütün peygamberlerin şeriatlarında var ola gelen bir temizliktir. Bu temizliğin cünüp iken yapılması mekruhtur. Uygun olanı kişiye gusül farzı olmadan bu temizliklerin yapılmasıdır. Bedenden ayrılan her parça temizken ayrılmalıdır. Beden temizliğinde kullanılan malzemenin ve aletlerin ayrı bir yerde, özel kaplar içerisinde, mikrop kapmayacak şekilde muhafaza edilmesinde zaruret vardır. Çoğu zaman da temizlik sırasında kesilmeler, kanamalar görülebilir. Temiz olmayan makine ve malzemedeki mikroplar da bu kanla bedene karışabilir. Küçük bir ihmalden büyük bir rahatsızlık durumu ortaya çıkabilir. İnsan Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde Rabbinin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindedir. Bunun için Müslüman, Allah'ın yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi, esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise eserin sahibi, Yüce Allah'a olan sevgisinin ifadesidir.